Televizyondakilerden merhaba. Bu hafta koronavirüs nedeniyle sinema salonlarının kapalı olmasından dolayı sizler için film önerilerinde bulunacağız. Dilerseniz hemen bakalım. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Now, his fairy tale life takes a serious turn. Putting my life on the line. İlk olarak yönetmenliğini Steven Soderbergh'ün üstlendiği, şu anda içinde bulunduğumuz durumu da yansıtan film, Salgın. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gün içinde öldüren ölümcül bir virüs salgını şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik hallerini kontrol altına almaya çalışırlar. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler. Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'un 2011'de çektiği 3. ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda Scott Borson imzası var. ...2000'de çektiği Trafik filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ına uzanan Soderbergh'un bu filminde de vazgeçemediği oyuncu Matt Damon'ın yanı sıra kadro oldukça zengin. Film, dünya premierini 68. Venedik Film Festivali'nde yaptı. Eleştirmenlerden tam not alan film için türler arası geçişi seven yönetmen Steven Soderbergh'un soğuk anlatım tarzıyla örtüştüğü yorumları da yapılıyor. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Dünya sinema tarihini adını altın harflerle yazdırmış, uzak doğu kültürünün sinemayla bütünleşmiş halini ustaca yansıtan yönetmen Akira Kurosawa'nın dram türündeki filmi Ağustos'ta Rhapsody. Bu kirei na Nagasaki no machi no shita ni wa ippatsu no genshi bakudan de kiete shimatta. İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 44 yıl geçmiştir. Ağustos'ta Rhapsody, savaşı bitiren bombaların atıldığı şehirden Nagasaki'de yaşayan öğretmen eşini bomba yüzünden kaybeden, kendisi de öğretmen olan yaşlı bir kadının çocukları ve torunları ile olan ilişkilerini anlatır. Japonya'nın olağanüstü doğa güzellikleri arasında çekilen film, savaş döneminin etkilerinin unutulduğu izlenimini vermeye çalışmaktadır. Ancak gerçek çok farklıdır ve insanların kalbinin derinliklerinde o acılar hep tazedir. Yaşadıklarını ve hissettiklerini Amerika hayranı yeni nesilden saklamaktadırlar. Film, yaşlı kadının kardeşinin oğlunun Amerika'dan gelmesiyle gelişir. Yaşlı kadın bu Amerikalı akrabaya bir şey söylemese de onu kabullenememektedir. Ancak Amerikalı genç zannettikleri kadar duygusuz çıkmaz. Thank you.
Gösterime girdiği dönemde büyük ses getiren yönetmenlerin Roberto Benigni'nin üstlendiği unutulmaz film Hayat Güzeldir. Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary... İkinci Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatıyor. Filmin ilk yarısı romantik türde olup İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl öncesine geçmektedir. Filmin ikinci yarısında ise İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Guido zorla trene bindirilip oğlunun doğum gününde toplama kampına götürülür. Kampta Guido oğlunu Alman askerlerinden saklar ve ona gizlice yemekler verir. Oğluna kampta olup bitenleri oyun olduğunu, eğer oyunu kazanırlarsa ödül olarak doğum gününde almasını istediği tankı vereceklerini söyler. Ancak kamptaki talimatları değil, kendi uydurduğu, oğluna söylemek istediği şeyleri anlatır. Film 1998 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül kazandı. 1999'da 7 dalda Oscar'a aday olan film, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında bu ödülü kazandı. Son olarak da yönetmen Steve McQueen'in Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren ve Altın Kamera ödülü alan ilk filmi Hunger. Filmde Bobby Sands'in insanlık dışı muamelelere maruz kalışındaki sertliği adeta yaşıyorsunuz. Diyalogsuz sahnelerin vuruculuğu ile başlayan film, tüm filme yayılan dehşetli gerçeklik duygusuyla izleyeni kavruyor. Mahkumların battaniye ve yıkanmama eylemleriyle ilerleyen direnişleri, 6 hafta süren açlık grevi ile doruğa çıkıyor. Hayatı mücadeleyle geçmiş sensin, kendi vücudunu yaşamanın son savaş alanı olarak addetmesiyle yaşanan dramatik süreç muazzam bir etkileyicilikle gözler önüne seriliyor. Filmin etkileyiciliği sadece sensin önderliğindeki mahkumların direniş destanından ibaret değil. Zira hapishane mahkumları için olduğu kadar gardiyanlar için de tam bir cehennem. Filmde gardiyanların da alt üst olmuş ruh halini izliyoruz. Putting my life on the line is not just the only thing I can do. It's the right thing. Bu haftanın da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.